Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Süper Lig'de çok enteresan bir hafta idi. 14. hafta Fenerbahçe sahasında yenildi ki haftalardır, belki de aylardır yenilmiyor Fenerbahçe. Galatasaray ise Başakşehir'i hani ayarlasam bu şekilde bitmeyecek maçta 7-0 mağlup etti. Ve sosyal medya şu anda çalkalanıyor. İşte Jorge Jesus'la çalkalanıyor, Emre Belözoğlu'yla çalkalanıyor. Ne bileyim, Serdar Aziz de çalkalanıyor. Yani çok çeşitli senaryolar var. Diyelim ki sizin dediğiniz doğru. Yani lig ayarlandı diyelim. Hani eğer böyleyse matematiksel olarak yarınki maçlar diye söylüyorum ama bugünkü maçlar diyelim arkadaşlar. Bugünkü maçların sonucunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani Konya 3, Kayseri 0, Beşiktaş 2, Antalya Spor 0, Hatay 3, İstanbul Spor 1, Karagümrük 1, Gaziantep 0. Hocam bu kanıya nereden vardın? Puan tablosundan. Yani bugüne kadar 8 gol yiyen Başakşehir 7 gol yiyorsa, ayarlandı falan filan diyorlarsa, baksanıza şu listeye bir. Ya şu listeye bir baksanıza. Şimdi Kayseri kazanmış olsa arkadaşlar 26 yapacak. Ligin neresine çıkacak? Beşiktaş kazanacak, 25 yapacak ki Fener, Galatasaray, Beşiktaş alt alta dizilsin. Sonraki maçta artık Aralık ayındaki maçlardan olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hani sizin dediğiniz doğruysa. Şimdi hocam Jesus'un hiç mi suçu yok diye bana çok sordular. Var arkadaşlar, birçok suçu var Jesus'un. Hani bundan bahsedebilirim. Mesela neyden bahsedeyim arkadaşlar Jesus'tan ilişkili? Maça çıkarttığı kadroyla ilgili eleştiri yapabiliriz. Mesela Altan Tanrıkulu'nun bir eleştirisi var. Diyor ki Altan Tanrıkulu, bu mağlubiyet Arda ve Crespo'yu yedek bırakan Jesus'a yazar. Şimdi arkadaşlar düşününce doğru. Eğer Arda'da, Jesus'ta, yani Arda'da Crespo'da oynasaydı Fenerbahçe belki de bu maçı kaybetmezdi. Ama bazı maçlar vardır, kaybetmen gerekir. Niye kaybetmen gerekir? Bilemezsin ama bu maçta onlardan biriydi. Orta sahada mesela Zajc'la başlaması, Rossi, Pedro'nun ilk yarıda sahada yürürlerken cesur bir karara varıp da ikisini de oyundan alamaması, yani ısrarla sahada tutması. Ama kim bilebilirdi ki gidip de Pedro'nun kırmızı yiyeceğini? Hani iddia tahmini olarak yapsam bile tutturamazdın. Misal hani İsmail Yüksek ya da ne bileyim Crespo sahada olsaydı, bunlardan biriyle başlansaydı bence bu maçı, Giresun maçını Fenerbahçe kaybetmezdi. Pedro yerine mesela Arda Güler sen 10 numara başla deseydi, ya mesela solda baktım Rossi tutmadı, çıkartayım Emre Moral diyeyim deseydin, bence yine bu maç kaybedilmezdi. Ama Fenerbahçe son haftalarda düşüşteydi. Gerçekten düşüşteydi. Batshuayi, Valencia koyuyordun, İkisi de top oynayamaz hale gelmiştin. Ne bileyim Pedro'yu koyuyordun, hani futbolu unutmuş gibi oynuyordu. Bu ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. En azından iyi tarafı bu. Şimdi Trabzonspor mesela hakemle uzaktan yakından alakasız olmayan bir şekilde gitti, onlar da Ankaragücü'nde puan kaybettiler mesela. Bak çok enteresan bir lig ya. Gerçekten yani kurgu gibi bir lig. Dünya Kupası arası var. Fenerbahçe Dünya Kupası arasında İspanya'nın Villarreal takımıyla Şükrü Saraçoğlu'nun hazırlık maçı yapacak diye bir iddia var ortada. Bu kesinleşmiş bir şey değil ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'nin fikstürü kolay dedi Galatasaray. Ağladı, zırladı. Bizim fikstürümüz zor dedi. İşte Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarından 9 puan aldı. Belki de almak zorundaydı. Belki de aldırıldı falan filan. Nidiye şimdi maç sonucunda çıkmış, elhamdülillah 7 yedik demiş. Yani mesela bunu Fenerbahçe maçından sonra yapsa adı şimdi kaç çeşit şikeyle anılıyordu. Gerçekten diyorum bak, kaç çeşit şikeyle anılıyordu adı. Yani bu da ilginç. Ondan sonra mesela Fenerbahçe 6 attı Kasımpaşa'ya. Hani 4 attı Adana Demirspor'a. Değil mi? Zor maçlarda, zor müsabakalarda. Ne bileyim Trabzon gitti bunlardan kaybetti. Hani Kayseri'ye kaleyi göstermedi Fenerbahçe. Galatasaray gitti yenildi. Alanya'ya 5 attı Fenerbahçe. Beşiktaş'ın 3-0'dan 3-3 vermesi, Galatasaray'ın 2-0'dan 2-2 maç vermesi. Çok ilginç bir ligdeyiz. Çok ilginç. Ankara Gücü'ne biz Rölanti'de 3-0 kazandık ortada. Hani aynı Ankara Gücü Trabzon'dan, Başakşehir'den, Beşiktaş'tan puanlar almış. İstanbul Spor Beşiktaş'tan puan almış durumda. Sivas Başakşehir'i yenmiş durumda. Yani Giresun mesela hem Fenerbahçe hem Galatasaray deplasmanda yenmiş durumda. Çok ilginç yani arkadaşlar. İlginç bir ligdeyiz. Arjantin milli takımı Dünya Kupası'nı alır dediniz ama Arjantin milli takımının kadroyu gördüm ben. Gruptan çıkarlarsa şükretsinler. Uruguay Dünya Kupası'nda Muslera'yı, Lucas Torreira'yı çağırmış. Rossi'yi çağırmış. Maxi Gomez'i çağırmış. Belki de bizim için hayırlısı budur. Hani bilemezsiniz arkadaşlar. Giderler, sakatlık yaşarlar, şu olur bu olur. Lanet ettirirler en önemli dönemde. Bizim gitmemelerine ben sevindim. İspanya'nın kadrosu çok sürpriz. Hani Uruguay'ın kadrosu biraz sürpriz bence. Hani ben Brezilya ve Fransa'nın kadrolarını beğendim. İngiltere'de şapkadan tavşan çıkarabilecek bir kadroya sahip gibi. Ben hala 3 adaydan birindeyim arkadaşlar. Şimdi bir konuda konuşalım. Ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nun ara transfer döneminde rahat bırakmazlar gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama bırakmazlar gibi geliyor. Çünkü herkesin ilgisi, alakası var. Osayi Samuel, bilmiyorum farkında mısınız ama hani Osayi'nin kişisel tipik yapısı, hani yüzü gülmez bir yapısı var. Bu yapıdan ötürü belki de hani hep bir Anelka muamelesi görüyor. Gitti, gidiyor. Gidecek, gelecek falan filan gibisinden. Yani bu da çok tuhaf arkadaşlar. Bunu da konuştuk. Fenerbahçe ile ilgili çok ciddi duyumlar var. Çok ciddi iddialar var. Mesela Serdar Dursun milli takıma bu kez davet edilmedi diye aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ya çok lakayt, çok laçka. Mesela Fenerbahçe'nin Giresun maçında kaçırdığı bir pozisyon var. Bana diyorlar ki ya hocam bilerek mi atmadı? Ya Serdar Dursun iyi bir Fenerbahçeli. Merak etmeyin, bilerek atmamazlık yapmaz. İyi bir Fenerbahçeli. Yani iyi bir Fenerbahçeli. Ama yani ben de iyi bir Fenerbahçeliyim ama şu kiloyla Fenerbahçe'de beni kimse oynatmaz. Ben de iyi bir Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçe'ye hizmet etmek başka bir şey. Bunu yapmak başka bir şey. Yani Serdar Dursun Fenerbahçe birlikteliği sona ermiş gibi. Üstelemenin de bir anlamı yok. Dünya Kupası arasından sonra en azından forvetlerimiz kendine gelecek. Ne bileyim Valencia, Batshuayi, King tamamen iyileşmiş olacak inşallah. Pedro büyük ihtimalle bir maç ceza alacak. Bir maçtan sonra yani bir maçtan sonra muhtemelen oynatılır. PFDK'ya sevk edilmez. Yani ilginç bir lig içerisindeyiz. Şimdi Zajc mevzusu çok soruldu. Beşiktaş Mihat Zajc'la her konuda anlaşmış. Bu transferin önündeki tek engel Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözleşme uzatmak istiyor olması diye. Ya bu Laz fıkrası gibi bir şey. Yani Laz fıkrası deyince de Lazlar alınmaz ama fıkra gibi bir şey. Yani Beşiktaş Zajc'la her konuda anlaşmış. Tek sıkıntı Fenerbahçe'nin oyuncuyu tutma kararıymış. Ya arkadaş, eşya değil bu. Futbolcu. Gitmek ister, gider. Kalmak ister, kalır. Eşya değil bu ya. Ya bunu niye bu şekilde görüyorsunuz? Niye bu şekilde adlandırıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Çözemiyorum. Ya bu dert ne? Tasa ne? Yani hadi diyelim sözünüz doğru. O zaman Beşiktaş'ın küme düşme cezası alması lazım. Bakın Beşiktaş'ın küme düşme cezası alması lazım. Nasıl yani hocam? Arkadaşlar haber doğruysa Beşiktaş küme düşme cezası alır. Çünkü kontratlı oyuncuyla kontratı bitmeden görüşmek bizim ülkede ceza sebebi. Küme düşme cezası hem de. Bir alt lige düşürülme. Ya hocam herkes yapıyor. Ya herkes yapıyor da kılıfına uydurarak yapıyor. Çıkıp da medyaya, basına açıklattırmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes yapıyor da böyle, şöyle böyle değil. Hani bu da şey gibi. Hocam Başakşehir ilk 12 haftada 8 gol yedi. 13. maçında gittiler 7 gol birden yediler. Demek gibi. Ya elinde kanıtın, delilin, şunun bunun olmadığı müddetçe hiçbir şey söyleyemezsin. Ona kalırsa Fenerbahçe mesela Galatasaray'ın attığı bir gol var. Futbolcu rakibinin üstüne yüklenerek atıyor. Beşiktaş bir tane buna benzer bir gol attı. Her ikisi de verildi. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk gol rakibini ittirir gibi bir vuruşla mesela top önünde kaldı. Bu Fenerbahçe atsaydı bu goller verilmezdi mesela. Ben de bunu iddia ediyorum. Ama argümanlarım sağlam yani. Kesinlikle Fenerbahçe atsaydı verilmezdi. Böyle bir ligdeyiz. Dediğim gibi kılıfına uyduruyorlar. Yani kılıfına uydurduktan sonra hiç kimse bir şey diyemez. Adam transferini yapıyor mu? Yapıyor. Görüşmesini yapıyor mu? Yapıyor. Biz bu ligde neler gördük? Oğulcan Çağlayan mesela. Transfer şikesi denildi. Galatasaray'a dava açtılar. Davayı kazandılar. Ona rağmen Galatasaray küme düşmedi mesela. Normalde şart öyle. Menajer ücretini düşük gösterdiler. Olduğundan bilmem kaç şey eksik gösterdiler. Yine olmadı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçı ve Galatasaray maçından sonraki açıklamaları demiş. Aklıma takıldı, okuyayım. Fenerbahçe ile öyle veya böyle hep her sene 7-8 tane dahil oluyor. Bu sene kalibresi yüksek oyuncular dahil olmuş. Fenerbahçe başarılı gidiyor ama lig daha uzun. Geçen seneki gibi olmaz. 3-4 takım şampiyonluk yarışı verecektir diyor. Galatasaray maçından sonra çok kolay bir maç oldu. Zor falan bir maç olmadı. Galatasaray tebrik ederim. Oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray ve Okan Hoca'yı tebrik ederim demiş. Hani bakın diyorum ya, bir şeyler çıkartma peşindeler. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Yani Manchester City evinde Brentford'a kaybetmiş. Düşünün ya. İnanılmaz diyorlar. Hani imkanı yok, buna kesinlikle kaybetmez diyorlar. Fenerbahçe'nin durumu malum. Galatasaray. Ben çok takılmıyorum ama neyse. Zajc dediğim gibi eğer konuşuyorlarsa ağır ceza alırlar. 2. Diyelim ki haber doğru. Zajc yok dedi mi Fenerbahçe'ye zaten iş biter. Arkadaş ben gidiyorum dedi miydi iş biter. 3. Haber doğru mu yanlış mı anlamak için bana sormanıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani çok çeşitli isimler çıkar. Çok çeşitli duyumlar çıkar. Mesela ligin en iyi yerli stoperi dediğimiz Serdar Aziz çıktı Fenerbahçe'nin son maçında 2 tane birden yumurtladı mesela. Değil mi? Çok çok ilginç, her şeye gebe şeyler oynuyoruz. Enner Valencia vedalaştı. Yolun açık olsun Valencia. Nasıl yani hocam? Gidiyorum. Evet gidiyor arkadaşlar. Hocam bak Celecik Bayit falan olmasın. Yok arkadaşlar gidiyor. Kesin olarak Valencia gidiyor. Siz de biliyorsunuz gideceğini. Ya, anlamamış gibi rol yapmayın. Şimdi Katar'da düzenlenecek Ekvator Dünya Kupası'na Ekvator milli takım formasıyla gidecek Valencia ve Giresun Spor maçının ardından da hocası Jorge Jesus'la vedalaşmış. Yani vedalaşmak için Jesus'un basın toplantısının bitmesini bekliyor. Basın toplantısı bitince de gidip vedalaşıyor hocasıyla. Hani ne derseniz deyin bazı futbolcuların aklı orada gibiydi. Dünya Kupası'nda gibiydi. Bu da bir nevi bizim açımızdan şey gibi oldu. Hani 2 tane futbolcumuz gidecek. Altı üstü. Yanlışım yoksa Galatasaray'ın 3 gidecek. Mertens, Torreira, Muslera diye biliyorum. Keşke Icardi de gitseydi de orayı görseydi. Bir kafası dağılırdı. Ondan sonra Trabzon'dan Maxi Gomez gidecek diye biliyorum. Beşiktaş'tan kimse gitmeyecek diye biliyorum ama yanlışım olabilir. Neyse bu çok önemli değil. Şu ara çok iyi oldu. Bak uçuyordu, kaçıyordu Fenerbahçe. Ama açıkça söyleyeyim, itiraf edeyim. Düşüşteydik. Valencia ile Pedro yan yana oynuyor. Olmuyordu. Başkası oynuyor. Olmuyordu. Düşüşte futbolcularımız vardı. Yani futbolcularımız düşüşteydi. Anlatabiliyor muyum? Düşüşteydi. Tereddütteydik. Sakatlıklarımız çoktu. Mesela arkadaşlar bakın. Sakatlardan ve cezalılardan ya da oynatamadıklarımızdan bir kadro kuralım. İrfan Can Eğribayat'ı kaleye koy. Stoper ikilisine Luan Perez de Gustavo Henrique'yi koy. Oldu mu? Oldu. Başka şöyle düşünelim. Nazım Sangare'yi sağ beke koy. Oynatamıyorsun. Ama kadrondan. Noah mecbur gönderdin. Onu saymıyorum. Hani kadronda değil diye. Çağatay Kurukalıbı da sol beke koy. Misal. Orta sahaya bakın. Mert Hakan yandaş. Biliyorsunuz kurşun yemiş gibiydi. Lincoln. Ha bu arada sol beke Lincoln Enrique'yi koy ya. Ya sol bekte oynatıyorduk Lincoln'u bak. Şimdi geldi aklıma. Lincoln. Mert Hakan orta sahada. Başka. Batshuayi forvetteydi. Rossi bence tam iyi değil. Yine de sol kanada koy. Tam hazır değil. King'le Batshuayi'yi forvete koy. Bak King'le Batshuayi'yi forvete koy. Sağ kanada bir hani bir Buruma'yı falan koysan lan değişik bir takım oldun. Çok değişik bir takım oldun bak. Çok değişik. Belki de daha adını unuttuğum sakatlarımız vardı. Oynatamadığımız. Kendine gelemeyen isimler vardı. Düşüşte olan isimler var. Dediğim gibi mesela Joshua King. Bence Joshua King diyorum. Joao Pedro mesela. Tamam kırmızı yedi yemesine ama kafa hiç futbola değil. Yani resmen kazık saplandı diye düşünüyorduk. Yani çok tuhaf arkadaşlar. Çok ilginç. Ama ilginç tarafının iyi tarafı da şu. Bence çok doğru zamanda geldi şu Dünya Kupası arası. Ben kendi açımızdan söylüyorum. Bizim açımızdan söylüyorum. Çok doğru zamanda geldi. Yorgunluk vardı, yıpranma vardı. Şimdi ben bir video çekmiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte UEFA'dan açıklama, şampiyonluk gibi bir şey diye ve bana kızmıştınız. Demiştiniz ki hocam clickbait yapıyorsun şöyle böyle falan. Şimdi anladınız mı? Mart'a kadar çift maç yok. Hocam Türkiye Kupası maçı. Ya rakibin ne kadar oynayacaksa Türkiye Kupası'nda sen de o kadar oynayacaksın. Galatasaray Türkiye Kupası maçına çıkacağı hafta sen de çıkacaksın. Onun dinleneceği hafta sen de dinleneceksin. Anlatabiliyor muyum? Mart'a kadar, ligin 25. haftasına kadar çok zorlu bir fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi. Dünya Kupası sonrasında bakın işimize geliyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın bak işimize geliyor bu fikstür. Hani bugünden şampiyonu belirliyorsunuz. Mustafa Hoca'nın bir sözü var. İstediğinizi düşünebilirsiniz ama benim sözümü asla aklınızdan çıkartmayın. Bu dediğim sözü bir yere yazın. Her zaman yazın. Her zaman yazın. Yani her zaman bu dediğimi yazın. Süper Lig'de 25. hafta maçları yani 25. maçlar oynanmadan yani takımların 25. maçları bayan haftası falan filan katmıyorum. 25. maçlar oynanmadan şu şampiyon diyen herkes yalancıdır, sahtekardır, hayalperesttir, inanmayın diye. Ya sadece bu hafta maçlarına bakarsanız Galatasaray'ı açık ara şampiyon yaparsınız. Fenerbahçe'yi ilk ikiye bile sokmazsınız. Böyle top mu oynanılır diye. 2 hafta öncesi, 3 hafta öncesine gidelim. Galatasaray sürünüyor dersiniz. Beşiktaş uçuyor, kaçıyor dersiniz. Bir maç, iki maç geriye gitsen şu dersin, bu dersin. Yani maç. Yani maç. Bir maç, iki maç, üç maç. İstediğiniz kadar değerlendirin. 25. hafta maçları oynanır. Maçlar biter. Yani biter ve 25. hafta maçları bittikten sonra bakın bakalım neler oluyor. Asıl o zaman konuşuruz. Mesela Joao Pedro İtalya'da leblebi gibi gol atan adam Türkiye'de yani yatıyor ya. Hiçbir şey yapmıyor. Topun tesiri oynamıyor mesela Türkiye'de. Diyeceksiniz ki niye oynamıyor? Ben ne bileyim arkadaşlar. Ben ne bileyim niye oynamıyor. Belki de bir sakatlığı var. Belki de tam iyileşemedi. Hatırlayın Fenerbahçe'ye gelir gelmez sakatlık yaşamıştı. Belki de hala etkisinden çıkamadı. Ya şu arada, şu 45 günlük arada bence ilaç gibi olacak her şey. Uzun lafın kısası, kurulmuş bir saat gibi. Şu ara Fenerbahçe'ye iyi gelecek. Ha ben şeyi söylemeyi unuttum. Milli maç arasından dönüşte Fenerbahçe'nin çok zorlu 5 maçı var arka arkaya. Çok basit bir tabirle söylüyorum. Çok basit. Yani şu 5 maçtan 15 puan çıkarırsak o zaman bana gelin şampiyonluk türküleriyle, şarkılarıyla gelin ahenkle dans edelim. Trabzon deplasmanı. Hatay'la evimizdeyiz. Antalya deplasmanı. Galatasaray'la evimizdeyiz. Gaziantep deplasmanı. Ben çok amiyane basit bir tabirle söylüyorum. Bugün bana dediler ki 5'ini de 1-0 kazandınız. 5'ini de 1-0 kazandınız. Ama lig bitene kadar bir futbolcunuzdan faydalanamayacaksınız. Mesela kim olsun? Zajc olsun. 5'ini de kazandır ama Zajc sezon bitene kadar oynayamayacak. Sezonu kapatacak. Ben kabul ediyorum. Vallahi kabul ediyorum. Vallahi kabul ediyorum bak. 5 maçı da alalım. 5 maçı da kazanalım. Zajc'tan sezon sonuna kadar yararlanamayalım. Açık söylüyorum. Yani bak hiç kimse sakatlanmasın. 5 maçtan 13 puan aldın desine ben yine kabul ediyorum. Yine kabul ediyorum. 29-42 puan olursun. 18. hafta bittiğinde, yani ilk devre bittiğinde 42 puan olursun. 18 maçta. 36 puanın üstü şampiyonluk yolunda gayet iyidir. Bakın şu anda puan ortalamalarına bakın. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan ortalaması maç sayısına bakınca 2.00'ın üstünde. İşte şampiyonluğun bence en büyük iki favorisi bu takım oldu şu an itibariyle. Ama lig uzun bir maraton. Arka arkaya maçlar kazanırsın. Arka arkaya maçlar kaybedersin. Hani biz Galatasaray'a şöyle diyoruz, böyle diyoruz. Fenerbahçe olarak kaç maçtır kazanıyorduk arka arkaya? Ligi lütfen bir maçta yadırgamayın. Bir maça indirgemeyin. Bir haftaya indirgemeyin. Daha önümüzde çok yol var. Ben Valencia'ya da buradan başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Öyle söyleyeyim. Hani bunların takımının bir finale kadar çıkacağını zannetmiyorum. Ne bileyim. Belki de gruptan bile çıkamazlar. Bizim için hayırlısı gruptan hiç çıkamamalarıysa o olsun. Hani çıkıp da şu saatten sonra Valencia'yı bir yere satacak halimiz yok bence. Ha bir Rossi gitseydi Uruguay, gidebildiği yere kadar gitsin derdim açıkçası. Ama yani yok. Bakın Fenerbahçe'nin coştuğu haftalara bakın. Üçlü savunmayla oynadığımız maçlarda hep. Yani gol yemeyi unuttuğumuz maçlarda, bir şekilde gol attığımız maçlarda, pozisyona girdiğimiz maçlarda. Gustavo'nun, Perez'in iyileşmesi, Serdar Aziz de var. Salah'ı de dinlenmiş olacak. Aralıksız top oynuyordu da. Arao aylardır top oynuyordu. Bize yarayacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere dostlar.